Birbirine bağlı bir büyük resimi Heh, ekonomik bağlı. tarafından bakarsan büyük resim o kadar o kadar bariz bir resim var ki yani tamam hepsinin etrafında komplo teorileri oluşur. Oluşması da gerek. Ne, ne kadar teori yani. ne kadar gerçek onlara da sorgulamak lazım. Yalnız paranın akışı <laughs> realitedir. Eyvallah. Şimdi paranın akışına bakarsanız. Şimdi, hepsi var. Şimdi ya, kim kime ne paraları da. verdiğini gördüğün anda zaten resim önümüzde. Şimdi burada bir defa İkinci Dünya Savaşı, Birinci Dünya Savaşı, bugünkü durum. Anlamak için bu neden yapıldığını anlamak lazım. Neden? Bu zengin aileler, hep suçluyoruz ya aslında çok pragmatikler. Bu zengin aileler zeki iş adamı. Bir zeki iş adamı çıkarlarını korumak için iki tarafa da yatırım yapar. Riskini azaltmak için. Daima iki taraflı bir sistemi tercih eder. Bu da bir diyalektik bir prensiptir. Bunun arkasında Waterloo sistemi. Savaşı'nda olduğu gibi. Waterloo'da başlıyor bu bariz bir şekilde. 1814'te ondan sonra devam ediyor. Birinci Dünya Savaşı da budur. Birinci Dünya Savaşı'nda aynısı oynanıyor. İki tarafa da silah satışları, destekler hatta Birinci Dünya Savaşı'nın 1917 yılında Rusya'daki Bolçevik devrimi de aynı finansörler tarafından kuruluyor ki Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra yine bir diyalektik sistemde o teze karşı yeni bir antitez olsun diye savaş sonrasında. Bütün para akışlarından bunlar görülüyor. Finansmanlar nereye gittiğini kim ne yaptığını. Şimdi ne oluyor? Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra bakın Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Versay Anlaşması kim hazırladı? Biliyor musunuz kim hazırladığını? Alan Dulles. Tabii. Tamam geldik işte. Bor kurulunun en önemli ha, adamı. Jack F, John F. Kennedy'nin ölümündeki en önemli rollerden birini üstlenmiş bir adam. Neden? Çünkü CIA'nin başındaydı. CIA'yı kurdu. E, yok Tabii. işte 1941'de kuruluyor OSO olarak sonra 1946'da soğuk savaş içinde CIA'ya çevrildi. Ama nedir? Bir istihbarat nedir soralım. İstibaratı kuran Prescott Bush'tur. İstihbarat bu büyük iş adamları ve bunların ailelerinin Çıkarlarını korumak için ve bunun yanında da yanı sırada kirli işleri yapmak için mafya vardı. Ve hepsinin bağlantıları belli. Para akışlarından görülüyor. Bu bu, Şimdi, bu, bu uluslararası düzeyde tabii. Bu uluslararası düzeyde. Bugün Amerika'yı konuştuğumuz dünyaya bakın böyledir. Deruni bir yapı böyle işliyordur. Şimdi ne oluyor? Bu Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Rusya'yı Sovyetlere çevirip güçlendirirken tabii ki muazzam bir para kazanma fırsatı oluyor. Ve bu adamlar aynen bu isimler. Alan Dulles geliyor Versailles'da. Almanya'ya 135 milyar Deutschmark o devirde bugünün parasını 250 trilyon mark eder. Ödemesi gerekiyor diyor. Savaşı kaybetti. Kapitülasyon şartı. Bu Almanya'yı devasa bir ekonomik krize sürüyor. Ve bakın bunun realitesini ekonomik anlamak lazım. Ekonomi cebinizdir, karnınızdır. Aç kalırsınız. Ne oldu? Ömür boyu tasarrufları Almanların kısa bir sürede eriyor. Bütün ömür boyu birikimleriniz karşılığında bir ekmek alabiliyorsunuz birden. Şöyle bir ekonomik ortamı düşünün. Burada bunlar gidiyorlar Adolf Hitler'i getiriyorlar. Bakın bu işler böyle. Nixon de böyle getiriyor. Bunlara Nixon hatta LA Times'a bir ilan vererek arıyor Prescott Bush sonra. Diyor bana diyor bir affedersin şerefsiz diyor namussuz birisi lazım diyor ama güzel gözükecek, hoş gülümseyebilecek, yalan söyleyebilecek. <laughs> bir ilan veriyor. LA Times'da o ilan var mevcut ve kimi buluyorlar? Nixon'ı. Nixon'ı bulunca bunlar bayılıyor. Tam aradığımız adam diyorlar. Ama 2. Dünya Savaşı'na gelmesi için Adolf Hitler geliyor. Şimdi Hitler'in ekonomik mucizesi diye bir tane mit vardır. O mit. Bütün finansörleri, aynen bu aileler, Hitler'in Berlin'deki ofisinde en büyük resim kimdi? Henry Ford. Tabii. Henry Ford'a hatta Alman en önemli nişanlı taktı ya Hitler. Bunlar görülmüyor hep. Ondan sonra bunlar yatırımlarını yapıyorlar. O partiyi güçlendiriyor. Nazi Partisi kuruluşundaki asıl kuruluşunda... Partinin asıl adresi ne diye bakarsanız 39 Broadway'dir. 39 Broadway Prescott Bush'un Union Bank adresi. Buyurun. Union Bank'ı Prescott Bush, George W. Bush'un dedesidir. Bu son başkan George W. Bush'un dedesidir. Ve bu Union Bank'ı bütün nazi paralarını, kara paralarını temizlemek için kurmuştur. Bunları anlamak lazım. Para nereye akıyor oradan? Şimdi geliyoruz. Hadi bakalım. Şimdi diyetine. Sen burada Almanya'nın başına geçtin. Sana bir mucize diye bir şey sattık, güçlendirdik. Para vererek karşılığını alacağız. Hadi Polonya'ya gir. Orada gidiyor, ufak bir kasabaya ele geçiriyor. O C -C diye. Ben tam Polonya'cayı bilmediğim için. Ama diyorlar ki biz bunu telaffuz edemiyoruz. Kendi baronlarını alıyor, naziler. Amerika'da. Diyorlar ki buraya biz ismini söyleyemiz, biz de söyleyemiz. Adını ne yapalım diyor. Düşünüyorlar. Auschwitz, Auschwitz. Auschwitz. terlemek. Auschwitz'in ve oradaki çalışanların finansmanı sayesinde bedavaya köle tutuyorlar ya köle. Ha nasıl tam detayını o holocaust yok işçileri kullandıran oraya girmeyelim. Ama oradaki bedava köleler sayesinde her şirket var burada. Colgate'ten başlayın Ford'a kadar Rockefeller Standard Oil hepsi Amerika'da şimdi para kazanıyoruz diyor. Kraliyet aileleri de en büyük nazi destekçisi çünkü... İngiltere'nin Windsor ailesi aslında Windsor değil. Saxon Coburg'tur. 1917'de Dünya Savaşı'nda adını Windsor'a değiştirmiştir. Bunlar Alman ve kendilerinin içinden büyük SS komutanları var. İkinci Dünya Savaşı'nda İngiltere ile aynı zamanda savaşıyorlar. Kraliyet ailesinin komutanları var SS'de. Hollanda'nın kraliyet ailesi bedavaya Royal Dutch bugün Shell oldu bedavaya onlara akaryakıt veriyor. Rockefeller Standard Oil'de güzelce gerekemi tetraütül kurşun vardır, uçakları uçamaz veriyor. Henry Ford da motorları veriyor. Şimdi akıllı bir iş adamı ne yapıyor? Bu savaşı ilerletiyor, oradan kazanıyor. Bunun bir sonunu getirmek için bu sefer Stalin'e gidiyor. Stalin nasıl bir demrevin 1944'te ayaklanıyor? O da bir mittir. Bütün finansmanı Amerika'dan tanklar yollanıyor, motorlar yollanıyor. Gene Henry Ford devasa bir üretime giriyor ve finansmanı gene bildiğimiz mevcut aileler. Yani bunu aslında bir akıllı bir iş operasyonu olarak görmek lazım iki tarafı yaratmalar. İkinci Dünya Savaşı bitince birden bunlar şimdi yeni odaklanması CIA'nin kuruluşundan 1946'da CIA bunların bakın adi kirli işlerini halledecek bir organizasyondur. Amerikanlar istibarat istibarat hayır bu ad iş adamların kullandıkları bir organizasyondur. CIA ile ve Edward Bernays çok önemli bir isim bu Sigmund Freud'un da e, yenidir. Edward Bernays ilk Orta Amerika'da CIA taktiklerini belirliyor. İşte bu United Fruit'la. Burada devasa paralar, kölelik sistemi ve 3. Dünya'ya gelişmekte olan piyasalara dalıyorlar. Da i̇şte Vietnam ondan geliyor. Kore Savaşı ve Türkiye. 1947'de ilk defa borçlandırıyorlar Türkiye'yi. O günden az daha son yıllara kadar borç içindeyiz. Yani Türkiye'yi borçlandırmaları operasyonu Türkiye'deki Fulbright anlaşmasını imzalatarak 1947'de bütün eğitimi bugüne kadar ellere geçirmeleri o zaman başlıyor. Yani bunlar hep iki tarafı besleyerek para kazanırlar. Soğuk Savaş muazzamdı. Soğuk Savaş çöktü ne yapıldı birden? Terörizm. Bu da İslami terörizm. Yine iki kanatlı yani çok